Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden doçent doktor Bahri Ata ile birlikteyiz efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Dilek Hanım. Osmanlı Sanayi Devrimi'nden söz edeceğiz. E, düşündüğümüz zaman ve bu başlığı gördüğüm zaman gerçekten e, olmuş mudur Osmanlı'da sanayi devrimi? Evet, dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Dilek Hanım, Osmanlı Sanayi Devrimi terimini ilk kullanan Edward Clark adlı bir Amerikalı tarihçi. 1974'te Uluslararası Orta Doğu Çalışmaları Dergisi'nde aynı adı taşıyan bir makale yazmış. Yani evet Edward Clark'a göre bu olmuştur. Efendim Clark bu terimi 1840-1853 arasında yani Sultan Abdülmecit döneminde uygulanan sanayileşme politikasına atfen Kullan, kullanıyor Dilek hanım. 1840'larda Babali geniş ve masraflı bir sanayi hamlesine girişti. Aslında bu hamlenin kökenleri 3. Selim dönemine rastlar. O, o dönemde başlar. Yani bu dönemde işte barut imalatının yapıldığı fabrikalar kuruluyor. Hünkar iskele'sinde kağıt fabrikası kuruluyor. Sultan 2. Mahmut döneminde de iplik eğirme makinası Beykoz'da deri tabakanesi e, yapılmış, feshane açılıyor. Efendim tophane, e, top döküm fabrikaları ve dolma bahçe tüfek imalathanesi buharlı makineyle çalışır hale getirilmiş. E, 1839'da İngiliz mühendislerden Sir William Fairbairn İstanbul'a davet edilmiş. Hep dikkat ediyorum. Yabancıların kaleminden biz bunları duyuyoruz. Yani sizin de araştırmalarınız da hep bu yönde. neden? Yabancıların kaleminden. Belki de biz doğru dürüst kendi tarihimizi nesnel olarak okuyamıyoruz. Onlar daha nesnel okuyabiliyorlar. O şekilde açıklayabilirim. Yani hani dışarıdan bir göz. Evet, dışarıdan yedir. bir göz. Evet. evet. Sultan Abdülmecid döneminde imparatorluğun Ermeni milletine mensup ee, barutçu başı Ohanes Dadyan yeni sanayi programını uygulamakla görevlendirilmiş. Eee Ohanes Dadyan gençliğinde Azatlı Baruthanesinde abisinin yanında çalışıyor Dilek Hanım. Evet. 1820'de Beykoz kağıthanesi başına getirilmiş. 1835 ile 36 arasında oğlu Arekel ile birlikte Avrupa'ya fabrikalarda gözlem yapmak üzere gönderiliyor. Ohanes Dadyan tüfek demirlerini delecek bir makine icat ediyor. Pamuktan borut yapıyor ve bu yüzden sultan tarafından ödüllendirilmiş. İşte 1840'lı yıllarda Beykoz Deri Kösele Fabrikası, İzmit'teki Çuha Fabrikası, Hereke Dokuma Fabrikası, Zeytinburnu Dökümhanesi yani Zeytinburnu Demir Fabrikası onun yönetimine verilmiş. O da bu fabrikaların sevk ve idaresini Datyan ailesinin üyelerine paylaştırıyor. 1843'te barutçubaşı Ohanes Ohannes e, İzmit'te inşa olunacak e, kağıt fabrikası ve çuha fabrikası için Londra'ya gönderiliyor. 1848'de Viyana'da Viyana'dan rasat aletleri satın alıyor. Efendim 1852'de borçlarından dolayı emlakının ve eşyasının satıldığını görüyoruz arşiv vesikalarından. 1856'da Divan-ı Ahkam-ı Adliye üyesi olmuş ve e, padişah tarafından bey unvanı veriliyor. Bakın bir Ermeniye bey unvanı veriliyor ve aynı yıl Meclisi Marif Azası üyesi olmuş ve 1869'da vefat etmiş. Tabi aile fertleri Dilek Hanım 1890'lara kadar barutçu başı unvanı ve vazifelerini elinde bulunduruyor. Efendim Baba Ali İstanbul'da 7 kule surlarından küçük Küçükçekimece'ye ve Haliç civarına bir organize sanayi bölgesi oluşturmaya çalışıyor. Zeytinburnu ve Bakırköy civarında fabrikalar tesis ediliyor. Efendim, İzmit ve Bursa'da daha sonra buna dahil ediliyor. Osmanlı sanayileşmesinin hedefi devletin ihtiyaçlarını ve askeri teçhizatını sağlamaya yönelikmiş Dilek evet. Hanım. Daha sonra bu fabrikalar levazıma ata askeriye fabrikalarına dönüştürülmüş. Fabrikalarda kullanılan makineler ve iş gücü Avrupa'dan ithal edilmiş. Örneğin gelen ustabaşılar ve işçileri çoğunlukla İngiliz'miş. Sonra Belçikalı, Fransız, İtalyan ve Avusturyalı uzmanlar geliyor. Tabi Osmanlı bürokratları tek bir Avrupa devletine bağlı olmaktan kaçınıyor. Bu konuda da bir denge politikası izliyorlar. Örneğin 1844'te e, İzmit'te inşa edilen Çuha Fabrikası'nı ele alalım. Bu fabrikanın müdürü Artin Efendi. Fabrikanın yapığı ve ipliği Edirne'den, Eskişehir'den ve Saksonya'dan geliyor. Yani Almanya'dan geliyor fabrikanın işlediği yapığı. Brüksel'den keten taraklar gelmiş. Boyacısı Fransız Gerardin Efendi. Amele Avusturyalı biri. Makinalar Belçika'dan gelmiş. Makinaları Belçika'dan gelmiş. Bakınız 1844'te bu fabrikada çalışan Belçikalı bir işçi ne diyor? Bakınız. E, tabii bu ürettiğimizi Türk kumaşı denilemez. Türkiye'de Avrupa makinaları ile Avrupa tarzında ve Avrupalı uzmanlar tarafından yapılan bir kumaştı. O yüzden bu kumaş batıda üretilenden daha pahalıya mal oluyor devlete. Batıda yapılanlar daha ucuz oluyor. Efendim 1850'den sonra köle ticaretinin yasaklanması üzerine Dilek Hanım İzmit'teki çuha fabrikasında bulunan siyah kölelerin de Hicaz'a gönderildiğini görüyoruz. Yani fabrikalarda bundan böyle köle çalıştırılmadığını görüyoruz. Peki şimdi Osmanlı döneminde yapılan bu yatırımlara şöyle bakacak olursak. Cumhuriyet döneminde de bazı sanayi dallarının daha fazla gelişmesini sağlamıştır diyebilir miyiz? Evet. Zaten Clark'ın temel tezi bu. Diyor ki 1800 1930'lu yıllarda Atatürk'le birlikte devletçiliğe geçtiğimizde bütün işte bu kurulan Sümerbank fabrikalarının kökeni bu fabrikalara dayanır diyor. Ve bu konuda haklı. Biraz sonra örneklerini göstereceğim size. Bakınız bu 1844'te İzmit'te açılan Çuha fabrikası ile ilgili Hilal Karavar'ın bir kitabı var. Bunu İzmit Büyükşehir Belediyesi bastı. Dinleyicilerimiz çok merak ederlerse bu kitaba bakabilirler. Gelelim İzmit Kağıt Fabrikasına. Şimdi 1840'lı yıllarda İzmit'te bir kağıt fabrikası açılmış. Ve bakınız bir belge gördüm arşivde 1848 tarihli. Bakın ne diyor. İzmit Kağıt Fabrikasına zarar verdiğinden dolayı İshak adlı Yahudinin getirdiği kağıtların bir defaya mahsus olmak üzere takvim haneyi amire tarafından satın alınmasına dair maliye nezaretinin yazısı. E bir defa bizim diyor kağıt fabrikamız batmasın diyor devlet. Ne oldu fakat sonra İzmit kağıt fabrikası battı. Fakat 1934'te Atatürk döneminde İzmit'te Seka Kağıt Fabrikası açıldı. İşte bu temel üzerine atı açılmıştır. Ve bunu biz görememişiz. Bunu yıllar önce Amerikalı bir tarihçi Edward Clark bunu fark etmiş. Yeni yeni tarihi yeniden yorumlamaya başladık. 1845'te Ohannes Datyan Zeytinburnu'nda bir demir fabrikası imalathanesi açmış. Bunun ismi Grand Fabrik. Büyük fabrika demek. Burada buhar makineleri üretiliyor. Pompalar, silahlar üretiliyor. Ve bu fabrikaya yakın bir de meslek yüksek okulu varmış. Gelelim Hereke Kumaş Fabrikası'na. Yine bu dönemde bu sanayi hamlesi sırasında açılmıştır 1845'li yıllarda. Burada işte ipek dokuma tezgahları var. Yine ustalar ve işçiler Avrupa'dan getirilmiş. Charles McFarlane'in 1840'lı yıllarda bu İstanbul, Bursa ve İzmit'teki fabrikaları gezdiğini görüyoruz. Efendim 1840'lı yıllarda bir Amerikalı ziraat mütehassısı... İstanbul'un batısında... ...numune çiftlikleri kurmuşlar ve burada... ...pamuk ekimine başlanmış... ...bu fabrikalar için gerekli olan. Efendim... ...1855... ...Paris Uluslararası Sergisi'ne... ...bu fabrikalar ürünleriyle katılmışlar. Bakalım nelerle Hangi katılmışlar. Fabrikası? Örneğin Hangi? İzmit... ...fabrikası çuha... askeri elbisesiyle katılmış... ...İstanbul fesanesi battaniyeyle katılmış... Hereke fabrikası kumaşlar göndermiş. Beykoz teçhizat askeriyesi kundura ve çizme ile katılmış. Tophane fabrikası ürettiği tüfeklerle katılmış. İncirköy fabrikası porselen ve cam eşyalarıyla katılmış. Efendim Selvi Burnu fabrikası fabrikayı Hümayun'u deri mamulleri ile katılmış. Şimdi o halde Osmanlı yöneticilerinin başarısızlığa uğramasının nedenleri ne oldu? Neden bu sanayi devrim yarıda kaldı? Niye bu sanayileşme hamlesi yarıda kaldı? Şimdi e, ne olmuş? 1848'de küçük çekmecede ki barut fabrikası havaya uçmuş. 1855'te Bursa'da ipek dokuma tezgahları deprem yüzünden yıkılmış. Numune çiftliklerindeki pamuk ürünleri çırçır çır, çır makinası olmadığı için zarar görmüş. Merinos koyunları hava şartlarından ve hırsızlıktan dolayı çalınmış. Merinos koyunları. Efendim tekstil fabrikaları da yangın çıkmış, yanmış. Şimdi Sultan 3. Selim tebdili kıyafet yapıp gezen bir padişah. Dolaşıyor, geziyor. Fakat Sultan Abdülmecid'in gezileri tören havasında oluyormuş. Yani herkes önceden geleceğini biliyor padişah ve padişahı kandırıyorlarmış. Örneğin fabrika imalatı diye Avrupa'dan getirilen ürünleri padişaha sunuyorlarmış bu bizim fabrikanın imalatı diye tabi Datyan ailesiyle Osmanlı paşalar arasında dalavereler de sürüyor örneğin o sırada yavrusunu düşünmeden Osmanlı ineğini sağmak deyimi çok kullanılır olmuş tabi çok ağır bir söz bu Hı. efendim tabi yabancı uzmanların bu işçilerin amelilerin ücretleri çok yüksek ve Avrupa'nın daki ücretlerin iki katıymış bunlara diyorlar ki ya ne olur Türkiye Türkleri yetiştirin fakat bu yabancı ameleler ve usta başları Türkleri de yetiştirmek istemiyor. E çünkü para. Evet. Kalbeli. Bir de benim gözlemlediğim kadarıyla buhar makinesinden gümrük vergisi alınamamış uzun yıllar. Ancak 1921'lerde alınabilmiş. E, biraz önce saydığınız fabrikaların başına bir sürü şey gelmiş. Evet. İşte yanmış, evet. havaya uçmuş. Bütün bunlar olduktan sonra yerine yenisinin yapılabilmesi söz konusu değil mi? Heyecan kalmamış, diledim. coşku kalmamış. Yani bu sanayileşme 1840'larda başlamış, 1853'e kadar gelmiş, Kırım Savaşı ile birlikte devlet biliyorsun ilk borcu alıyor ve böylece ve mali bir sıkıntıya girmiş. Yani bu süreç 1840'larda başlamış, 1850'de bitmiş. Şimdi bu fabrikalar. Cumhuriyet dönemi Süperbank fabrikalarının temeli oluşturmuş. Clark diyor ki bu Amerikalı Edward Clark 1974'te Atatürk'ün devletçiliğini pek çok yönü 1840'ların sanayileşme hamlesinden doğmuştur. Ki bence bu çok e, önemli ve nesnel bir görüş. Sultan Abdülaziz döneminde de e, bu sanayi hamlesi kısmen devam etmiş. Yani gümrük vergileri arttırılmış. ...sergiler açılmış... ...efendim... E, ...sanayi mektepleri açılmış... E, ...1863'te... ...Islah-ı Sanayi Komisyonu... ...kurulmuş... ...tabii Sultan II. Abdülhamit döneminde de... ...1880'li yıllardan sonra... ...Dilek Hanım... ...bir canlanma yaşanmış... ...örneğin... ...Paşabahçe Can Fabrikası kurulmuş... ...efendim... ...örneğin Cibali Tütün İdaresi binası... ...inşa edilmiş... ...Cibali Tütün binası... Efendim, Hamidiye Kağıt Fabrikası kurulma çabaları tamamlanamamış tam o. Eee Bomonti Bira Fabrikası bu sürecin ürünüdür. Bomonti Bira Fabrikası. Evet, Şimdi mi? sonuç sonuç olarak, sonuç olarak. 1840'tan itibaren Osmanlı Devleti de bir tür sanayi devrimi yaşamıştır. Üretilen mamuller ordunun ihtiyacını karşılamış, dünya pazarına sunulamamıştır. Bu fabrikalar teknolojik ilerlemeye ve piyasa koşullarına uyum sağlayamamıştır. Kapitülasyonların, bilgisizliğin, istemallerin tesiriyle büyük ümitlerle başlanmış olan sanayileşme hareketi iflas ediyor. Dilek Hanım, özellikle sarayın öncülüğünde batılılaşma hareketi toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlerin türlerini değiştirmiş. Eski sanayi şubeleri çöküyor. Modern sanayiye tam geçilememiş. Bakınız, Çekül Vakfı'nın bir çalışması oldu. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda İstanbul'da yapılmış sanayi yapılarını incelediler. 256 tane sanayi yapısı varmış ve bugün günümüzde ancak bunların 43'ü kalabilmiş. Bugün 43'ü var bunların. Şimdi ne yapmalıyız? Öncelikle liselerde tarih ders kitaplarında Tanzimat dönemi sanayileşme hamlesini ve başarısızlığının nedenlerini detaylı olarak yeni bakış açılarıyla incelemeliyiz. Yani nerede hata yapıldı? Yani az önce söylediğim gibi bakınız, buharlı makinaya uzun yıllar e, gümrük vergisi alınmamış. Kendi buharlı makinamızı geliştirememişiz. Ancak 1921'deki bir kanunla işte buharlı makinalardan vergi alınmaya başlanmış. Tabii bu fabrikaların daha detaylı olarak incelenmesi lazım. Bunlar nasıl kuruldu, imalat programları, geçirdiği safhalar nelerdir? Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için.